Herkese merhabalar. Benim takipçilerim, canlarım, kanalımın yeni misafirleri. Benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere defne yaprağının çok faydasını anlatmak istiyorum ve kullanım şeklini böyle kademe kademe anlatmak istiyorum. Şimdi videonun başında ben bugünkü yapacağımız kürümüzün kullanımını anlatmak istiyorum. Ondan sonra tarife geçeceğiz. Çünkü kullanım talimatını, kullanım şeklini tariften sonra anlatırsam sonra oralar izlenmiyor, bazıları izlemiyor ve dolayısıyla çok soru soruluyor. O yüzden baştan anlatayım. Şimdi videonun başında şöyle bir defne yaprağını, kurutulmuş defne yaprağından bahsediyoruz. Kurutulmuş bir defne yaprağını yiyeceğiz. Evet. Kurutulmuş defne yaprağı yediğimizde neler oluyor? Şimdi öncelikle solunum sistemimiz, bronş yollarımız ve akciğerlerimiz açılıyor, temizleniyor. Farenjit, larenjit, boğazdaki oluşan mikroplar ölüyor. Bunlardan kurtuluyoruz. Bu dertlerden iltihaplanma gidiyor. Mide bağırsak sistemindeki iltihaplar temizleniyor. Bağırsaklarımız temizleniyor. Ve en önemlisi de dişlerimiz temizleniyor. Dişlerimizde oluşan bakterilerden de kurtulmuş oluyoruz. Birçok daha faydası var. Ben size sadece kısacasını anlatayım. Bir günde bir kuru defne yaprağını yiyebiliriz ve hiçbir zaman bundan zarar görmeyeceksinizdir. Bundan yemin olun. Sadece dikkat. Hamile kadınlar, yeni doğum yapan kadınlar ve meme emziren kadınlar, lütfen siz bunu yemeyiniz. Yemeklerde kullanabilirsiniz ama bu şekilde defne yaprağını çiğneyip yemeği yiyip yutmayınız. Çünkü defne yaprağı kanı sıvılaştırıyor. Kan sıvılaşınca tabii ki de yeni doğum yapan veya hamile hanımlar için olmaz. Evet, şimdi geçiyoruz. Bu bugün bizim hazırladığımız kür olacaktır. Bunu nasıl kullanacağız? Variz ve eklem ağrıları, diz ağrıları, şöyle yaşlı insanlar diz ağrıları hissederler. Gençken de hissedebiliriz. Alıyoruz bu yağımızdan ve damarlar genişlemiş, şöyle ince damarlar çatlamış, yıldızcalar fayda olmuş veya variz fayda olmuş. Bunu sürüyoruz o yerlerimize. Ayaklarımızda, bacaklarımızda genelde oluşuyor varizler. Ondan sonra dizlerimize sürüyoruz. Bir günde bir defa sürüyoruz ve bu böylece sinip emilip gidiyor zaten cildimize. Çok güzel variz sorunu için, variz hastalığı için, diz ağrıları için, eklemler oluşan yerlerdeki ağrılar için çok iyi gelir. Zaten ne kadar sürmemiz gerekiyor arkadaşlar? Ağrı sızı geçene kadar sürelim. Ağrı sızı geçtikten sonra dinlenebiliriz, sürmeyebiliriz ama sonra yine tekrarlayalım, sürelim. Bunu biz sürekli kullanabiliriz. Böyle dış kullanım olarak. Ve arkadaşlar yine bu defne yaprağı yağımızı başımız ağrıdığında, migren olduğunda, migrenimiz varsa alıyoruz şöyle ve şuraya, şurada zaten ana damar geçiyor. Evet, buraya sürüyoruz. İnanın ki baş ağrısını bir böyle sürdüğünüzde ve biraz dinlenip yattığınızda 10-15 dakikaya çözüyor zaten. Çok iyi bir ağrı kesicidir. Bu şekilde de kullanabiliriz. Bu yağımızı yaptıktan sonra, hazırladıktan sonra kapağını örtüp
normal oda sıcaklığında saklayabiliriz. Geçerlilik tarihi yoktur. Durabilir. İstediğiniz kadar koyun durabilir. Ve bunu mutlaka kullanınız. Bundan sonraki videolarımda, şu an video çok uzun olmasın diye diyorum. Bundan sonraki videolarımda bu yağı daha başka yüzlerce rahatsızlığa kullanabileceğimizi size anlatacağım, göstereceğim. Çok çok cilt bakımı için, güzellik için kullanabileceğimiz en iyi yağlardan biridir arkadaşlar. Anladığınız üzere bugün tabii ki de defne yaprağından kür yapacağız. Şahane, muhteşem bir kürümü paylaşıyorum. Alıyoruz defne yaprağından 15-20 adet. Kurutulmuşunu kullanacağız tabii ki de. ...20 adet defne yaprağını aldık. Bunu şimdi baharat öğütücüsünden geçirip öğüteceğiz. Toz haline getireceğiz. Arkadaşlar, bu kürü hemen yapıp hemen kullanacağınız şekilde, hemen hazır olacak şekilde yapıyoruz. Baharat öğütücüden geçirdim 20 adet defne yaprağını, kuru defne yaprağını. Şimdi bunu alıyoruz, cam kavanoza yerleştiriyoruz. Mutlaka cam kavanoz kullanalım. Bunun üzerine 100 mililitre zeytinyağı kullanacağız. Bir güzel karıştıralım. Karıştırdıktan sonra bir tencere alalım. Şöyle ufak bir tencere. Tenceremize bir bardak su dökelim. Soğuk su. Defne yaprağı ve zeytinyağından oluşan kavanozumuzu yerleştirelim. Kapağını sadece bu şekilde örtelim ve bunu şimdi kaynatacağız. Kısık ateşe açıyorum ve bunu bu şekilde, yani suyu kaynatacağız ve kaynar suyla bizim yağımız ısınmış olacak. Çok kaynatmayacağız. Yani kısık ateşte kaynatacağız. Tam da 30 dakika. Bu şekilde yağımızı ısıtmış olacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok çok düşük ateşte sadece suyu böyle çok az kaynatacağız. Fokur fokur kaynatmayacağız ve yağımız böyle yavaştan yavaştan yarım saat içinde ısınıp yağımız çok yüksek derecede ısınmış olacaktır. Yarım saat tam da gösterdiğim gibi kaynattıktan sonra alıyoruz biz ateşten. Kavanozumuzu çıkartıyoruz sudan, sıcak sudan. Bakın şu kadarcık su kaldı zaten. Yağımızı birazcık soğumaya bırakıyoruz. Çok soğumasına gerek yoktur. Yağımız ılık hale geldiğinde başka kavanoza alıp süzüp alıyoruz. Şimdi bu bir süzgeç. Ben bir de 4 kat olarak gazi kumaşı hazırladım. 4 kat olsun çünkü toz haline getirdiğimiz için küçük küçük defne yaprağının parçaları da geçmemesi için. Evet, 4 kat gaze kumaşıyla yağımızı süzüp alıyoruz. Bizim şahane
çok faydalı. Defne yaprağından yaptığımız yağımız hazır. Şimdi bunun uygulamasına geçiyoruz. Birçok hastalığa, rahatsızlığa çok iyi gelecektir. Sadece varis ve eklem ağrıları, diz ağrıları için değildir. Bir sürü hastalığa iyi gelen bir tentür oluştu. Şimdi de ben size sıra sıra anlatacağım. Evet arkadaşlar, tarifi de izlediniz. Çok basit, çok kolay ve muhteşem, mükemmel bir tariftir. Bu videonun altında çok 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 yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen yorumlarınızı yazın. Videoyu bir keşfete çıkaralım. Bütün dünyadaki insanlar öğrensinler, bilsinler, bilgi alsınlar ve videom bütün dünyaya yayınlansın için bol bol yorumlarınızı yazınız. Like basmayı da unutmayınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız. Yeni videolarımda görüşmek üzere.